Merhabalar, ben Köfte İstirahat'e ve Beyond Köfte İstirahat'ın 29. bölümüne hoş geldiniz ve sanırım sınav haftası öncesi çektiğim bölümler arasında doğrusu sınav haftası öncesi değil de sınav haftası dönemi çünkü başladı 10. falan olabilir. Evet, iki bölüm arası biraz bir şey yaptım. Şurayı şu şekilde adam ettim ve Ender Lily seedlerimiz bize artık Ender Pearl sağlıyor. Ayrıca azıcık Nether'a uğradım. Ve orada önemli bir şey yaptım. Soulwild'lar. Soulwild'lar ne işe yarıyor diye soracak olursanız ilk önce normal bir Soul'un ne işe yaradığına bakalım. Bu arada server'ın restartına 1 saat var. Basitçe gördüğünüz gibi bir adet coin'u yakaladık ve voila tekrar koyduk. Yani kısacası bunlar anladınız hangi makine olduğunu. Bunun yanı sıra şurayı şu şekilde yaptım. Ama burası daha da bir değişecek. Ve bir adet şu arkadaştan yaptım. Terrorblade. Kendisi artı 13.25 atak damage. Tamam, güzel. Ve ayrıca rastgele bir şansla şöyle bir şey atma olasılığı var. Bu bir çeşit mana burst diyebiliriz. Yani mana ile damage koyuyor. Ha, o konuda şu çok daha verimli, o ayrı mevzu. Ama yine de anladınız siz konsepti. Bunun yanı sıra implosion kompresörü biraz taşımam gerekecek. Daha doğru şimdi burada kalsın. Ama şu arkadaşın yeri değişecek. Siz redstone'lar ne durumdasınız? Redstone'ları işliyordum da. Evet. Bu arkadaşın yeri değişecek tamamen. Enerji Breach. Teşekkürler. Sende ne var? Rare Earth. Evet. Gelin siz bakalım. İlk önce şunları şöyle atalım. Şunlar buraya gitsin. Sen de. Sen yeni ne oldu? Ekran bir an kaydı. Ve bana bir yandan da şuradan wrench'im lazım. Bir adet de duct tape. Duct tape. Evet. Şunları da bıraktık. Bu arada neden ana kılıcım olarak bunu kullanmıyorum diye soracak olursanız çok basit bir sebebi var bu arada. Hemen göstereyim. Bazen chest'leri açarken o mana atışını yapabiliyor ve bu ciddi anlamda sinirimi bozuyor. Ciddi anlamda sinirimi bozuyor. Dolayısıyla da onu kullanmıyorum. Evet, sonra sen gel low voltage energy hatch. Buradaki ne? Muffler hatch, tamam. Low voltage machine hatch, sen de şöyle gel. Ardından aslında daha iyi bir yer biliyorum.
Burası çok daha iyi. Tabii low voltage transformer koyarsam çalışmaz. Çünkü oraya enerji hatch gelecek. Transformer buraya gelecek. Tamamdır. Evet. Sonra yeni makinemiz. Dün dün dün. İlk önce şunları. Sen de gel, sen de gel. Input bus tabii ki de. Buraya. Output bus tabii ki de buraya. Bir saniye, bu olmaz zaten. Bunu şuraya koysak daha makuldü. Çünkü bu medium voltaj kullanıyor. O detayı unuttum. Evet, şimdi. LV machine hatch. Aslında düşünürsek. Aklıma daha iyi bir fikir geldi. Neden şuradan 8 tane alüminyumu alıp kendime medium voltaj enerji hatch yapmıyorum? Değil mi? Evet, şimdi medium voltaj enerji hatch'imizi yapalım hızlıca. Sevgili wrench. Evet. Sonrasında trim machine hold'a bıraktık. Medium voltage machine enerji hatch. Ve tabii ki de buraya gelmeyecek. Evet, ardından diğer medium voltage enerji hatch. Sen değişeceksin. Ardından siz ikiniz geleceksiniz. Maintenance hatch şöyle geleceksin. Vacuum freezer, bu arada vacuum freezer nasıl yapılıyor diye soracak olursanız şu şekilde yapılıyor ve bunlar için şu 3 makinenin high voltajını yapmam gerekti. Ascending machine, laser excavator ve forming press. Ama sonuç. Bu güzellik. Evet. Ve voila. Ardından voila. Sonrasında da 8 tane daha alüminyum. Ve vizelerden sonra umudum da şu bina tamamlanmış olsun. Applied Energy 6'e de ve daha gelişmiş Botanya'ya da girişmek istiyorum. Evet. Ve şu reaktörü de büyütmek istiyorum. Hadi bakalım. Kapır kablolarımı yukarıdan alayım. Biraz kapır kablo yapmıştım. Bayağı bir tanesini de tükettim. O ayrı bir mevzu. Evet. Medium voltage transformer. Evet ve iki makinemiz de hazır. Phew. Ama vacuum freezer için şunu çalıştırmamız gerekecek. İlk olarak
Coil'lere bir bakalım. Şu an kullandığımız kapı nikel. Ancak bize kental lazım. Kental içinde kental ingot. Kental ingot'ı ama sadece vacuum freezing'dan geçirmemiz gerekiyor. Onun öncesinde de blast furnace. Şimdi sen iron, alüminyum ve krom. Şimdi 16 tane coil yapılacak. 16 tane coil. Yani 16 çarpı 8. Beynim gitti şu an. Ctrl C'di. Çarpı 8. 128. Bunu neden hesaplayamadım? Evet. Bunu hesaplayamadım ben. Salak gibi. 128. 128 ile 3'ü bölemiyorum şu anda. ya 43. Yani 43 tane Cancel Dust elde edeceğiz. Pardon, 43 set bundan elde edeceğiz. Yani bunun için 43 tane kroma ihtiyacım olacak. Var mı? Hayır. 32 tane var. Kromu başka nasıl elde edebiliyoruz? Magnez orları işleyerek. Ya da Ruby'yi. Ya da Centrifuge'e bunları koyarak Kental ve Electrolyzer'a Chromite, Stainless Steel, Ruby, Chrome Dioxide. Ruby'yi elde etmenin yolları var. O yüzden ben direkt şunları Electrolyzer'a koyacağım. Sevgili Electrolyzer, bize krom üret. Evet, sırasıyla kromlarımızı üretiyor bize. Ama bayağı bir ruby kullanıyor. Buralarda da bir kromumuz yok. Neyse, 32 tanesiyle başlayalım. Evet, siz çıkın şöyle gelin. Ardından 32 tane de alüminyum. Kaç alüminyumları oradan elde ediyoruz? Evet. Alüminyumlar buradan elde ediliyor biraz. 6'şar 6'şar kullanıyormuş lan. Sen iyi edecek gibi. Kırk bir. Kırk iki. İki tane daha ruby lazım. Pardon, dört mü, iki mi? Evet. İki. Tamamdır, tam yettirdik ama kromlarımız bitti. Ya bunun anlamı bir an önce maden işleme sistemimi oturtmam lazım benim. Evet. 43. Şimdi sırasıyla sen gel, sen gel, sen gel.
biraz kentleri elde ettik. İki. On bir. Tabii şöyle bir sıkıntı var. Alüminyumu nerede işleyeceğiz? Yirmi üç alüminyum lazım. Bakalım bu işleyecek mi? Bir bakalım. Hayır, işlemiyor. O zaman rock crusher'ımızı geri koyacağız. O zaman rock crusher seni şimdi şöyle üste koyalım. You consumer. Bridge. RF hayır, oraya gelmeyeceksin. Tamamdır. Ve alüminyumlarımız böyle işlene dursun. Evet. Bu esnada halihazırda olan kentallerimizi atalım buraya. Bu arada pişmeleri ne kadar sürüyor bakalım. Daha sonrası 90 saniye. Yani kısacası bayağı sürüyorlar. Alüminyumlarımız da burada oluyor. Evet, şu ayrımlarımızı da alalım. Stainless steel'ler inventöründe duracak ve ben azıcık kestireceğim. Bundan sonra burada yaptığım bir değişiklik yok. Evet, başka yaptığım bir değişiklik yok. Galiba. Ama yapmayı planladığım şeyler var. Bu arada şunlar nasıl kullanılacak diye soracak olursanız. Bunun için iki tane makine yapmam gerekecek. Ama bunlar daha sonraya. Basitçe orası şu arkadaşın yerini alacak. Kontrollü bir spawner'a dönüşecek ve sadece istediğim birkaç yaratık. Onlar da sırasıyla Ghast, Wither Skeleton ve Blaze. Ayrıca şunları craft ettim. Ender Conduit. Şunlar bundan çok az daha pahalı olduğu için direkt hazır yapmışken Ender'ını yapayım. Ömür boyu yetsin dedim. Ve ouch. Ouch. Ve tabii ki de her Greg makinesinin ilk çalışması gibi bu da ilk çalışmada bunu istiyor. Dırın. Evet ve kental ingotumuz hazır. Bu şekilde bütün bu kental ingotlar işlenecek ve 23 alüminyumumuz da hazır. Chrome. Evet. Ve bu kentalleri işlemeye bırakalım. Siz şuraya gidin, siz bir ara işlenirsiniz. Rubiler. Bakın burada hiç ruby ore var mı? Hayır, yok. Evet. Ve sizleri de yerinize geri koyalım. Burası basitçe böyleydi. Ayrıyetten bir şey dikkatimi anlatmam gereken bir şey dikkatimi çekti. Gördüğünüz gibi zırhım gözükmüyor ancak zırhım var. Bilerek ayakkabıyı bıraktım. Karşınızda Phantom Inc. Bu şekilde craft ediliyor kendisi ve bir setten 4 tane elde ediyorsunuz. Yani kısacası direkt bir set zırhı
komple elde ediyorsunuz ve bunu bu şekilde yaptığınız takdirde zırhınız tamamen görünmez. Ve Botanya'nın bir güzel özelliği daha var. Mesela ben kendime Devil Horn yapmak istiyorum. Yani kısacası 8 tane light. Light Cyan, Light Blue. 4 tane sen gel. Ardından bir tane string. Evet, gelin bakalım. Şuna yaptıralım. Aa, burada crafting table varmış. Gel. Sırasıyla siz gelin. Devil Horn. Bu nedir diye soracak olursanız. Biraz tuhaf durdu ama. Aslında o kadar beğenmedim. Güzel durmadılar. Doğru. Bir özelliği daha gösterecektim ama onun için bekleyeceğiz. Devil Horns istediğim güzelliği vermedi. Bakalım ne verebilir. Black tie. Cat ears. Devil tail. Evet, yeşile bir bakalım. Şimdi green, dürt. Bir de başka kami eye. Red de. Hangisi en çok hoşuma giderse onu kullanacağım. Sırasıyla deneyelim. Evet. Gel bakalım. Kamui Ai. Ve Tiny Potato verdi. Tiny Potato Mask. Ha. Recipe'ler mi karıştı? Ha yok, ben yanlış recipe'lere bakmış. Aa, doğru, mana infuse edilmemiş halleriydi onlar. Ardından red. Benim biraz yeşil toplamam lazım bir ara. Ama şu arkadaşa bir bakmak istiyorum. Evet, sırtıma bir adet kalkan ekliyormuş. Sen. Evet, bu bayağı gomitmiş. Evet, stringler gelin. Tamamdır. Ve sırasıyla siz gelin. Kami Eye ve Devil Tail. Kami Eye. Lynch. Devil Tail kalabilir. Kuyruğumda bir adet. Tamamdır. Peki bu nasıl kalacak diye soracak olursanız. Gel bakalım. Sonra sen gel bakalım. Ve gördüğünüz gibi. Ama kendi kanatlarını yok ediyormuş. O yüzden vazgeçtim. Hangisiydi sana? Lord of the Pits. Fire Lord. Tamam. Bunu geri koyalım. Sevmedim sizi. Olmamışsınız. Ama bir saniye bir şey merak ettim. Amulet slotu dışında bir şey koyabiliyor muyuz? Mesela
Ben şuna koymak istesem. Evet, koyabiliyoruz. Tamamdır. O zaman bu daha iyi. O zaman ben kendime başka bir şeyler daha ekleyeyim. Mesela ne ekleyebilirim? Patch. Evet, Kamina'nın gözlükleri bunlar sanırsam. Bunları ekleyebilirim. Sayen. Hayır, sen değil. Bir ara benim... Bu arada şu dördüncünün o... Sen değilsin. Dördüncünün ne olacağına karar verdim. Davık. Evet, sırasıyla siz gelin bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Evet, güzel. Tamam. Sana koyalım. Evet, 3 boyutlu gözlüklü bir iblis olduk. Tamamdır. Şimdi tavuk bulmakla uğraşmayalım. Bir şey daha yapmam lazım çünkü. O da... Alchemy Catalyst. Bunun için bir adet Mana Pearl, Gold, Living Rock ve 2 adet Brewing Stand. Living Rock ne kadar? 4. Gold. Brewing stand lazım. O da Blaze ve 3 tane. Blaze Rod ve 3 tane. Yedi tane fark etmez. Ve ardından şuradan 2 dene de Ender Pearl aldık mı? Şunu da bir ara otomatiğe bağlayacağım. Neden iki tane yaptım senden bilmiyorum. Şöyleydi, şöyleydi ve böyleydi. Ve bunu bunlardan birinin altına koyuyoruz ve voila. Alkemi katalistli bir arkadaşımız oldu. Bunun bir de Conjuration katalisti var. Ve artık bayağı bir şeyi bayağı bir şey dönüştürebiliyoruz. Bunu temel olarak ne için kullanacağım diye soracak olursanız. Değişik bulut türlerini de birbirine dönüştürebiliyoruz. Cocoa Beans ve Melon Seeds, Pumpkin Seeds, Cocoa Beans. Bayağı Ooh. Evet, name tag üretebiliyoruz ve bunları geri string'e çevirebiliyoruz. Ama kayıplı. Gastier'ı iki tane Ender Pearl'e. Evet, ben bunu asıl bunun için istemiştim. Bundan şu arkadaş yapılacak. Evet. Hızlıca bir girişelim. Şimdi bize 4 tane Nether Quartz, 1 adet Diamond, 1 adet Ghastir lazım. Evet. 1, 2, 3, 4. 1 adet Diamond. Bir adet de Ghastir. Ve acık uyku. Evet. Bunun yanı sıra bir de başka ne lazım? Video ortasında gelecek mesaj lazım. WhatsApp'tan. Tamamdır. İştenmiş.
Evet. Botanical Brewery. Bunun için Rune of Mana lazım yani. Tamam. 6. Aa, seni kırmak istemiyordum. Yanlış şey. Evet. 5 tane bundan. Şunları komple alalım. Kalanını dışarıda hallederiz. Ve sıra sıra siz gelin. Sonra... Aa yok. Önce de seni dönüştürmemiz lazım. Bir saniye şunu şöyle atarsan ne olur? Tamam, gene klasik. Arkadaşa dönüşür. Bir saniye. Burada bir adet daha... Mana Spreader vardı. O Mana Spreader'ı ben içeri koymuştum. Tamam. Hatırladım. Mana Spreader. Oraya da bir Spark koysak tam her şeyle gayet güzel olur. Evet. Sen şöyle gel. Wand of the Fold. Rust. Bind Mode. Tamamdır. Hayır. Seni çıkart. Ve burada bir adet şu hedefi yapalım. Sonrasında da seni yapalım. Sonrasında da bir tane seni koyup tamam. Rune of Mana. Ve Arcane Brewery. Bir saniye, sen mana istiyor muydun? Onu hatırlamıyorum. Evet, mana istiyordu. Mana Glass Files. Ne? Regeneration. Gusteer, Netherwort ve Glowstone lazım. Gusteer fazla da almamışım. Yok, dur, almamışım. Tamam. Gusteer, Netherwort nerede? Glowstone. Ayrıca şunu da bir craft edelim. Evet. Ve bunları şöyle koyalım. Sonrasında evet, oluyor. Biraz zaman alacak bu. Ancak olduğunda çok güzel bir arkadaşa dönüşecek. Bize sürekli regeneration efekti veren bir arkadaş. Tabi bunu her daim giyemeyeceğim çünkü uçmak da istiyorum. Aa, ne haber? Ama bunun konsepti... Şu arkadaşla dövüşeceğimiz zaman onu giyineceğiz. Bu sayede çok daha güçlü olacağız. Aslında güçlü değil de en azından canımız daha zor gidecek ve şu arkadaşa bayağı bir yardımcı olacak. Evet, bunun olmasını bekliyoruz ve bölümü hiç kesmedim sanırım. Bunu da bu şekilde bekleteceğim. Evet, çeyreği bitmiş bile. O esnada Forester'de bir yandan şunlara da girişmeyi planlıyorum. Yani güç falan versin diye.
Ondan sonra bir Gaia boss dövüşü daha. Bu arada kentallerim 11 tanesi olmuş ve hızlıca bunları şöyle atalım. Evet. Ve benim yapmam gereken tek şey şu kentalleri beklemek olacak ve sen çoğu bitti, azı kaldı. Azı bitti, çoğu kaldı. Evet. Ama sanırım bölüm biraz fazla uzadı. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz Köftenin günler, iyi eğlenceler.